Çarpımın türevini bir yazalım bakın. Şimdi f türev x çarpı gx artı fx çarpı g türev x eşittir 1 olacak. Şimdi burada x gördüğümüz yere 2 yazarsak f türev 2 g2 artı f2 g türev 2 eşittir 1. Burayı bir sileyim, düzelteyim şurayı affedersiniz. Şimdi böyle yaptık. F türev 2, G türev 2 içler dışlar çarpımından 4 olarak verilmiş. Sorduğu da F2, G türev 2 böylece eksi 3 olacak. B şıkkı. Şimdi burada her iki tarafın türevini alınca aslında kolay bir şey olacak. F türev x eksi 2 çarpı f türev 6 eksi 2x. Neden 2 çarpı? Hatta eksi eksiden artı 2. İçinin türevi eksi 2 bir de önünde eksi vardı artı 2 oldu arkadaşlar. Eşittir 2x artı 8. Böylece şimdi x yerine 2 yazdığım an ikisi de bakın ne güzel. F türev 2 oluyor. 3 F türev 2 eşittir. 4 8 daha 12 oldu. F türev 2 de buradan 4 oldu. Bazen yerine yazmak bile yetiyor. Değişik. Limit f h artı 1 eksi f1 türev demektir. F türev 1. Hadi bunu bu sefer de farklı bir şekilde göstereyim. Her soruda söylüyorum. Burada da farklı bir şey olsun. Önce h yerine 0 yazıyorum. F1 eksi F1. Bölü h yerine 0 yazıyorum. 0 bölü 0. Lopitel müfredattan kalktı ama işe yarıyor bunlarda bazen. Bakın h'a göre türev üst tarafta. F türev h1. H F1 sabit sayı olduğu için 0'dır türevi. H arkadaşlar 1'dir. Limit h sıfıra gittiği için h yerine şimdi sıfırı koy. Hakikaten f1 olduğunu, f türev 1 olduğunu görmüş olduk. Şimdi burada birden 10'a kadar sayı ver demiş. Yani x üzeri 1 artı x kare artı x küp nokta 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 x üzeri 10. Birden böyle 10. kuvvete kadar olan sayılar görmüş olduk haliyle. Şimdi ne yapacağız? f türev 1 diyor ya bakın x türevini aldığım zaman 1 artı 2x artı 3x kare artı nokta 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 10 üzeri 10 çarpı x üzeri 9. F türev 1 bu çünkü şu an f türev x. F türev 1 ne demektir? 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta artı 10. Böylece 10 çarpı 11 bölü 2 55 oldu D şıkkı. Logaritmadan hemen bir bilgi. A üzeri log A x x'e eşitti arkadaşlar. Bu yüzden burada bakın 10 log x hemen o 3'ü e önce bir ama üste atacağız ki kuralı güzelce görelim. Bakın yazılmayan taban 10'dur. 10 log 10 birbirini götürdü. Aslında bu x küpmüş. x küp eksi 1'miş fx. Böylece artık bunun tersinin türevini almak için bir tersini alalım. y eşittir x küp eksi 1. y artı 1'in küp kökü eşittir x oldu. Yani fonksiyonun tersi 3. dereceden kök x artı 1'miş. Bundan dolayı artık 1 bölü 3 x artı 1'in eksi 2 bölü 3. kuvveti olacak. Şunu da böyle yazayım. Sonuçta ne yapıyoruz? Üstü bir azaltıyoruz. Burada da artık arkadaşlar buna göre bakarsak 1 bölü 3 1 bölü e, 3. dereceden kök x artı 1'in parantez karesi. Hemen Artık yerine 7 yazabiliriz. F türe F'in tersinin türevi 7 eşittir 1 bölü 3 çarpı 1 bölü küp kök 7 artı 1'den 8. 8'in karesi 64. 64'ün küp kökü 4 olur. Böylece cevabımız 1 bölü 12 oldu. Hangi şık? D. Pozitif tam sayı diye belirtmiş. Onu birazdan kale alırız. Birincinin türevi 1, ikincinin aynen sonra artı birinciyi aynen bırak ikincinin türevi 1. Şimdi böylece 2x artı b artı a oldu arkadaşlar. x yerine 2 yazarsak 4 artı b artı a 20 olacak. b artı a da buradan 16. İki tane pozitif tam sayı çarpımları en büyük olması için birbirlerine en yakın olmalılar. 8 çarpı 8'den 64 c şıkkı oldu dfx bölü dx arkadaşlar, f türev x demektir. Çarpı g türev x eşitmiş g2'nin türevi. Bir kere g2 zaten sayı, sayının türevi de sıfırdır. O yüzden burası 1'dir. Bunu bir düzeltelim. Buna göre şimdi artık f türev x 2x bölü 2'den x. Sonra kök 3 çarpı kök 3 çarpı koyacağız araya g türev x. Yine 2x bölü 2'den x artı kök 3. İşte olay bu. x kare eksi 3 eşittir 1. x kare eşittir 4 oldu arkadaşlar. x buradan yola çıkarak 2 de olabilir. Eksi 2 de olabilir. Şıklarda 2 var. Olay bu sadece aslında. Zamana bağlı olarak arkadaşlar bu x yükseliyor. Şimdi buna göre burası 80'in karesi artı x'i karenin karekökü oluyor. Roketin A noktasına olan uzaklığı. Şimdi burada e, şunu yapacağız bakın. 80'in karesi artı x karenin karekökü uzaklık denklemi. u x diyelim. Bu arada x de zamana bağlı olarak değişiyor. O yüzden şimdi bize değişimizi sorduğu zaman türev soruyor demektir. 1 bölü 2. 80'in karesi artı x kare çarpı 2x. Yalnız... Şunu da unutmamak lazım. X de aslında neye bağlı? Zaman'a bağlı. O yüzden x'in de türevini almayı unutmamamız lazım. Bu biraz böyle kafayı karıştıran bir mevzu gibi oluyor arkadaşlar ama uzaklıklarda şey uzaklıklarda pardon diyorum değişim hızlarında süreye bağlıysa bu değişkenimiz o zaman bunun da türevini yanına yapıştırmamız lazım. Bileşke fonksiyon gibi içe geçen fonksiyon gibi aslında. Yine burası da u türev x. Bu zaten uzaklığın değişimizi. Burada da arkadaşlar şu x türev dediğim şeyde yolun değişimizi. Şimdi bakın yolun 60 olduğu esnada yani yüksekliğin 60 olduğu esnada 60'ın karesi 80'in karesi ne yapar? 10.000 yapar karekökü de 100 yapacak. 1 bölü 2 çarpı 100 çarpı 2 çarpı 60 değişim hızı neymiş? 10. Bakın onu iliştirmeyi unutmuyorum. Böylece Şurada bu sıfırlar yüzler gider. Burada ikiler gider. 6 eşittir u türev x oldu arkadaşlar. E şıkkı gıcık bir soru. Öbür tarafa atalım. x kare artı 1 bölü 2 eşittir f'in tersi x küp artı 2 bölü 3. Şimdi her iki tarafın türevini alıyorum. 2x bölü 2. Sonuç olarak 1 bölü 2 başta duruyordu. x kare artı 1'in türevi 2x. Sonra arkadaşlar eşittir. F türev. F'in tersinin türevi. X küp artı 2 bölü 3. Çarpı içinin türevini unutmuyoruz tabii ki. 3x kare bölü 3 olmuş oldu. İçeriği ne yapmam lazım? 1. Ne verirsem 1 olur. Tabii ki x'e 1 verirsem içerisi 1 olur. 2 bölü 2. Sonra f'in tersi burayı türevi 1 yapmış oldum. Burada da x'e arkadaşlar 1 verdiğim için yine 1 oldu. Böylece bunlar da gitti. Sadece gördüğünüz gibi cevap 1 olarak kaldı. A şıkkı. İçler dışlar çarpımı yaparsak bir anda bakın ne olacak? x eksi 1 çarpı x artı 1. x kare eksi 1. x kare eksi 1 çarpı x kare artı 1. x üzeri 4 eksi 1. x üzeri 4 eksi 1 ile de x üzeri 4 artı 1 çarparsak x üzeri, 4, x üzeri 8 eksi 1 x üzeri 8 eksi 1 ile x üzeri 8 artı 1'i çarparsam x üzeri 16 eksi 1. Böylece türev aldığımızda f türev x eşittir 16 x üzeri 15 yerine 1 yazacağız 16 olacak d şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada artış olan kısım şurası değil mi sarıyla gösterdiğim yer. Buraya şimdi y diyelim biz. Benzerlik yaparsak x bölü x artı y eşittir 60 bölü 200 olur. Sadeleştirdiğimiz zaman da 3 bölü 10 olur. 10x eşittir 3x artı 3y. 7x eşittir 3y olur. Şimdi dikkat arkadaşlar. Kontraplak şu yani y'de değişen kısım şöyle ilerliyor gittikçe. Bunun değişimizi neymiş 28. Bizden neyin değişimizini x'in istiyor. Tamam bakın şimdi. x'in türevini alacağım. Dikkat edin lütfen. Ama değişimizi ya. 7x türev. Aynı şekilde y'nin de arkadaşlar değişim 3y türev. Yani bu y'nin değişimi bu x'in değişimi birbirleriyle direkt alakalı yok aslında. Sonuç itibariyle y x'e bağlı değil. Y bir değişken x başka bir değişken. Sakın burada y'yi ve x'i y fx'tir x de normal x'tir olarak düşünmeyin tamam mı? Her iki tarafın türevini aldım ben. Bir şeyin türevi demek değişim hızı demektir. Şimdi x'in değişim hızını bilmiyorum yani türevini bilmiyorum. Ama y'nin türevini biliyorum. Bakın kontraplak 28 santim hızla hareket ediyormuş ok yönünde saniyede. Saniyedeki hızı bunun değişim hızı yani 28 28'miş. Y gördüğüm yere 28 yazacağım. Böylece x'in türevi yani x'in değişim hızı da 28 bölü 7 4 3 ile çarparsak 12 olacak arkadaşlar C şıkkı. Dediğim gibi bir kere daha söylüyorum. Y ve X fx gibi fonksiyon gibi değil. Y farklı bir değişken, X farklı bir değişken. O yüzden her iki tarafın ayrı ayrı türevlerini alma şansınız var. Üçüncü dereceden bir polinomun türevini alırsanız ikinci dereceden bir polinoma döner. Haliyle arkadaşlar burada o zaman ne deriz? Yeni elde ettiğimiz polinomun minimuma sahip olduğu değer demek aslında tepe noktasının apsisi 2, k'sı 4 demektir. Yani A x eksi 2'nin karesi artı 4 şeklinde bir polinoma dönmüş rx türev alınınca px'te. Ve 3'e 5'ten geçiyor yazıyorum yerine a artı 4 eşittir 5'ten a1. Demek ki polinomun denklemi buymuş arkadaşlar. drx bölü dx demiş. Yani bu rx'i bulduk ya şimdi. Bunun bir daha türevini alırsak 2 x eksi 2 olur. Bunun x eksi 1 ile bölümünden kalan x gördüğün yere 1 yaz demek. 2 çarpı 1 eksi 2'den cevabımız eksi 2 oldu. B şıkkı. Bunlar tabi türevin biraz böyle fiziksel yorumları. Yani sınavda böyle bu kadar acayip çıkmamasını dilerim arkadaşlar. Ben yine de göstereyim size. Çünkü biraz bunlar terstir. İki tane değişken var burada. Bir, şuraya A diyeceğim. Buraya da B diyeceğim tamam mı? Şimdi özellikle X'ye demiyorum ki kafanız karışmasın. A kare artı B karenin kare kökü. Bu da zaten neye eşit verilmiş? 5'e. Yani 25 eşittir a kare artı b kare. İşin içine değişim hızı girdiği an, hız girdiği an türev alacağım. Her iki tarafın türevini alıyorum. 0. Bakın a arkadaşlar türevini alıyorum. 2a çarpı a'nın türevi. Niye biliyor musunuz? a sonuçta zamana bağlı olarak arkadaşlar saniyeye bağlı olarak değişiyor. Yine b de bu a'dan bağımsız 2b çarpı b'nin türevi oluyor. Gördünüz mü? A metre hareket ettiğinde değişim hızı, B metre hareket ettiğinde değişim hızı demek bu. Böylece A arkadaşlar 3 metre kaydığında 2 çarpı 3 yani bunun hızı 8 oluyormuş. B o zaman bu 3 kaydığında 3, 4, 5 üçgeninden 4 kayar. B'nin türevi zaten B'nin kayma hızını soruyor, değişim hızını soruyor. Böylece öbür tarafa attığımız zaman eksi 8 çarpı 1 4, 48 eksi 48. Burası da 6 B'nin türevi. B'nin türevi eksi 6 gelecek. Burada tabi eksi 6 arkadaşlar yönle alakalı aşağı gidiyor manasında. Hızı normal olarak negatif demeyiz. 6 deriz D şıkkı.